İkinci TUS videomuzla birlikteyiz. Yine anatomi sorularıyla başlıyoruz. Promontorium içeren kemik yapıları sormuşlar. Kelime anlamıyla promontorium çıkıntı, sivri, tepelik yer anlamına gelmekte. Sakrumun uç noktasına promontorium denildiğini hatırlayınız. Sakrumu hatırlamak cevap seçeneklerini ikiye düşürüyor ama kavitas timpani içindeki promontoriumu da hatırlamak gerekli üst ekstremite travması ve yaralanan sinir adeta bir tuz klasiği. Medial epikondil kırıklarında yaralanan sinir sorulmuş. Distal humerus'ta medial epikondilin arkasındaki unlar oluktan unlar sinirin geçtiğini hatırlamak gerekli. Anatomide yine bir kemik anatomik oluşum ilişkisi sorusu. Soruyu hazırlayanlar femurla humerus'un karıştırılması efsanesine dayandırmışlar soruyu. Femur'da trokanterler var. Humerus'ta tüberkülümler var. Ortopedi ile ilişkili patoloji sorusunda el kemiklerindeki benin kıkırdak tümör sorulmuş. El kemiklerinde en sık görülen beynin kemik tümörü enkondromlardır. Bazen patoloji kırıklara yol açabilirler. Multiple enkondromların gözüktüğü iki tane hastalık var. Biri Oliar hastalığı, diğeri de Mafucci sendromu. Mafucci sendromunda multiple enkondromatozise hemanjomlar eşlik etmekte. Klinik bilimleri testinde öne omuz çıkığını engelleyen en önemli anatomik yapı sorulmuş nispeten zor bir soru. Cevabı inferior glenohumeral bağın anterior bandı. Tuz sınavlarında omuz anatomisi sevilen bir bölge. Omuzu abduksiyon yaptıran kaslar sorulmuş. Omuz abduksiyonu ilk 15 derecede supraspinatus kası, 90 dereceye kadar deltoid kas, daha sonraki açılarda ise serratus anterior ve trapozit kasları aracılığıyla yapılmakta. Ulnar taraftaki iki parmağın distal phalanx fleksiyonunu yaptıramayan hastanın klinik durumunu soran bir anatomi sorusu. Distal phalanx fleksiyonu flexor digitorum profundus tendonu aracılığıyla yapılmakta bu tendon yüzeyel fleksör tendonun içinden geçip distal falansın bazisine yapışıyor. Ön koldaki fleksör grup içinde fleksor karp ulnaris ve medialdeki fleksor digitorum profundus tendonları ulnar sinir tarafından inerve edilmekte. Yine anatomi, yine omuz, omuz eklemi içinden geçen tendon sorulmakta. Biceps tendonunun uzun başı omuz eklemi içinden geçmekte ve artroskopi ameliyatlarımızda karşımıza çıkmaktadır sürpriz bir şekilde patolojide dejeneratif eklem hastalığı sorulmuş. Dejeneratif eklem hastalığı yaşlanma sürecinin sonucudur. Otoimmün bir hastalık değildir. Eklem mankilozu romatizmal hastalıklarda gözükür. Subkondural kemikte kistik değişiklikler, osteofitler gibi bulgular vardır. Klinik bilimlere giriş testinde beyin cerrahisi, fizik tedavi, ortopedi karışık bir soru sorulmuş. L5-S1 disk herniasyonunda L5 veya S1 kökü etkilenebilir. Patellar tendon refleksi ise L2, 3 ve 4 sinir köklerini ilgilendiren bir reflekstir.